Kamuoyunda nafaka tartışmaları halen sıcaklığını korurken İstanbul'da İstinaf Mahkemesi'nden dikkat çeken bir karar çıktı. 2 yıl evli kalan çiftin boşanma davasında mahkeme kadına 2 yıl nafaka ödenmesine hükmetti. İlginç karar sokakta da yankı buldu. Evinizi boşayıp, evi de boşaltıp, evi de terk edip ona bir sürpriz yapar mısınız? O hemen kalpten gider olduğu yere. Ben mi? Hiç de bile. O nafakaydı, şuydu, buydu, onlar bana ters geliyor. Nafaka istemiyorsunuz? Yok, istemiyorum. İşiniz çok rahat. Ben garantiledim işi o zaman. Siz hiç düşünmeyin. Bakın şu an haberde de yayınlanıyor. Bunu mahkemede sunarsınız delil. Aynen aynen. 2 yıllık evliliğe 2 yıllık nafaka, boşanma davasında mahkemeden tartışma yaratan karar çıktı. Kaç yıllık evlisiniz? 3. Şu an eşiniz sizden boşansa 3 yıl nafaka alacaksınız, sonra bir daha alamayacaksınız. Beni boşuyor. Dönüp bakmam, aramam, sormam hiçbir şekilde. İstanbul'da yaşayan genç çift 2 yıl evli kaldı. Genç kadın işten eve geldiğinde evdeki bütün eşyaların alındığını görünce şoka girdi. Bir de mektup buldu. Kocası tarafından bırakılan notta borcum vardı. Haciz memurları geldi aldı eşyaları. Ben de terk ettim buraları. Sen de annenin evine git. Benden sana fayda gelmez. Dilekçeni ver yazılıydı. Benim hakkım. Sonuna kadar alın o hakkı. Nafakadan sürüm sürüm sürünsün o kocanız. Ne kadar alayım? Dibine kadar. Genç kadın kocasının önce işten ayrıldığını öğrendi. Düğünde takılan ziynet eşyalarını aldığını ve bankadaki 25 bin lirayı da alarak sevgilisiyle ortadan kaybolduğunu da öğrendi. Genç kadın mahkemenin yolunu tutarak kocasına maddi manevi tazminat davası açtı. Ziynet eşyalarını da geri istedi. Dulum, şu anda mahkemedeyim. Nafaka alacak mısınız? Yok, almayacağım. Hiçbir şey almayacağım. Neden? Boşver, almak istemiyorum. Evet, eşiniz şu an sizi kırmış, çok evet, kırmış. Ben istemiyorum, hiçbir şey istemiyorum. Kadınlar böyle gururunu kırdığınız zaman nafakadan da vazgeçiyor. Çalışırım, ben çalışırım. Allah bana güç versin. Ancak genç çiftin boşanma davasında kamuoyunda nafaka tartışmaları sürerken tartışma yaratan bir karar çıktı. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 11. Hukuk Dairesi süresiz nafaka verilemeyeceğine hükmetti. İstinaf Mahkemesi de kararında tarafların yaşları ve kısa evlilik süresini gerekçe göstererek aylık 350 liradan 2 yıllık nafaka toplamı olan 8400 liranın toplu olarak ödenmesine karar verdi. Evlendiniz mi hiç? Evet. Boşandınız. Evet. Neden boşandınız? Öyle gerekiyordu. Nafaka aldınız mı? İstemiyorum. Boşadığım adamın nafakasını ne yapacağım? Hanımefendi, nafaka bir haktır. Olabilir. Haksa evliliğe devam ederdim. Bu kadınlar niye böyle? Boşandıktan sonra gurur yapıp ne yapayım adamın parasını, yazıklar olsun. Ben boşandıktan sonra hali nedir? Hakkınız. Gerek duymuyorum. Gerek duysam adamı boşamazdım.